Selamun aleyküm arkadaşlar. Ailenizin çeyrek ünlüsü fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. Bizim moraller bozuk. Sebebi ise malum. 88.500 küsür abonemiz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama bildirim sadece 2.000 kişiye gidiyor. Bildirim problemi var. Bunun yanı sıra dün itibariyle 150 kişi abonelikten çıkartıldı. YouTube sildi. Sebebini bilmiyorum. Belki sizi de abonelikten çıkarmış olabilir. Bir kontrol ederseniz sevinirim. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Like önemli. Ne kadar çok beğeni gelirse videomuz o kadar çok kişinin önüne düşüyor. Videomuza geçelim. Saygıdeğer ve bir o kadar hayırsever vatandaşlarımız son günlerde sosyal medyada gelen elektrik faturalarını paylaşıyorlar. İsyan ediyorlar. Karanlıkta oturuyorum. 400 TL fatura ödüyorum, lanet canan kor şeytan diyorlar. Arkadaşlar malum yıl içerisinde önce %15 soktular. Baktılar ki bunlar alır. Peşine %6 daha soktular. Yani zamcık geldi. Dedik durdu bir zamcık durdu. Dedik tamam, demek ki bunlar tatmin oldular, rahatladılar. Yok, tatmin olmamışlar. Sonbaharda bir zamcık daha sokacaklar. Hazır olun. Şimdiden demedi demeyin. Efendim bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor? Enerji ve altyapı politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın söylüyor. Diyor ki Ahmet Bey, kuraklığın etkisiyle elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerinin payı düştü. Bu durum yeni zamlara neden olacak. Yani hazır olun diyor. Come on baby, yes yes yes. Allah sonumuzu hayır etsin. Düşündürücü. Ayasofya Camisi'nde Atatürk'e hakaret eden Mustafa Demirkan. Bununla ilgili Diyanet işte bir soruşturma başlatır mı başlatmaz mı diye bayağı bir tartışıldı. Başlatılıp başlatılmadığını bilmiyorduk. Ta ki Mustafa Bey hoşça kalın ben gidiyorum dedi. Emekliliğe ayrılmış. Böylelikle soruşturma başlatılmadığını da öğrenmiş olduk. Yani insanın aklına direkt şu geliyor. Ya demek ki emekliliği yaklaşanlara rahat bir şekilde emekli olabilmeleri için artık Atatürk'e hakaret etme imkanı mı sağlıyorlar? Anlamadım ki. Yani tuhaf bir durum var ortada. Adam emekli oldum ben gidiyorum dedi. Eyvallah hadi güle güle. Yarın öbürsü gün yönetim değiştiğinde, tabii AKP gittiğinde, başka bir parti geldiğinde başına bela olmayacak mı? Mustafa Demirkan, Demirkaya artık neysen bilmiyorum. Ya işte bilmiyorum ya. Çok tuhaf bir kafa yapısı var. Anlamak mümkün değil. Hakaret edince ne oluyor? Hiçbir şey olmadı. Atatürk, Atatürklüğünden ne kaybetti diye sormak lazım. Bir de dönüp sana bakmak lazım. Sen ne kaybettin? Yarın öbürsü gün emekli maaşın iptal edilir. Belki yönetim değişir. Şimdiden diyeyim de ağlama. Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi Türkiye'nin başının belası. Yaşlı siyasetçiler. Bu siyasetçilere bütün partiler içerisinde dahil olmak üzere bunlar bizim başımızın belası. Bizim bu yaşlıları bu siyasetten uzaklaştırmamız gerekiyor bir an önce. Bunlardan birisi de Saadet Partisi'nin başının belası Oğuzhan Asiltürk. Başının belası diyorum. Şimdi bir tarafta Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'yla giderken bir anda Oğuzhan Asiltürk çıkıyor. AKP ile MHP ile Cumhur İttifakı ile flörtleşiyor. Onlar buna göz kırpıyor. Bu onlara göz kırpıyor. Ne oldu baba? Erdoğan geldi benim evimde çay içti. Erdoğan o zamana kadar senin kapını çalmamış. Ne zaman Erdoğan köşeyi sıkışsa senin kapına geliyor. Ben ne yapayım öyle Erdoğan'ı? Demiyor. Çünkü yaşlı. Hatta bunlara iyilik olsun diye de alıyor Saadetli, neydi o adamın? Kabaktepe. Kabaktepe miydi? İşte İstanbul İl Başkanı mı ne yapıyor? Ne oldu baba? Bizden İstanbul İl Başkanı var. İşte biz şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Oğuzhan Asiltürk Cumhur İttifakı'na güzel sözler söylüyor. Kur yapıyor.
Cumhur İttifakı da ona güzel sözler söylüyor. Ama diyor 20 milletvekili izlerim. Şimdi 20 milletvekili de şimdi Erdoğan'ın işine gelmez. Erdoğan ne yapar? Kendi milletvekillerine der ki partiden istifa edin. Gidin Saadet Partisi'nden milletvekili olun. Giderler Saadet Partisi'nden milletvekili olurlar. Erdoğan da der ki tamam kabul ediyorum. Ya bu akıl işi değil ya. Vallahi. Bazen gerçekten beynim yanıyor. Bu tarz şeyleri gördüğümde artık lanet ediyorum ya. Bıktım artık ya. Adam partinin başında Temel Karamollaoğlu partiyi bir şekilde iyi kötü götürüyor. Bu buradan çıkıyor. Efendim siz bana söz verdiniz. Ne dersem onu yapacaktınız. Ya bir kere bir teste falan girsen ahli dengen yerinde mi değil mi? Ya yaş ilerlemiş artık. Yani Oğuzhan amca yapma Allah aşkına. Didem Aslan hanımefendinin Show TV'de yapmış olduğu programda telefonla bağlanan, Kürtçe konuşan bir kadına burası Türkiye Cumhuriyeti, işte Kürtçe bilmiyoruz, ben de az mı biliyorum, öyle bir şey söylüyor. Türkçe konuş diyor, Doğu dili konuşma diyor, Kürtçe Doğu diliymiş falan. Şimdi arkadaşlar bakın, yani bu bir başarı. Ya abi önceden hani Kürtçeyi dil olarak görmüyorlardı. Şimdi artık Doğu dili olarak görüyorlar. Bu büyük bir başarı. İzahı yoksa mizahı var. Ne yapalım ya? Ya 2021 yılında tartıştığımız, konuştuğumuz televizyonda milyonların önünde yaşanan olay bu. Kardeş, bir İngiliz senin programına bağlandığı zaman parasını verip tercüman tutmasını biliyorsun. Fransız, Alman. Ola Taliban la terörist terörist. Taliban'la yetkili bağlanıyor da Arapça bilen birini getirtiyorsun, tercüme ettiriyorsun. La teröriste bile sen bunu yapıyorsun. Ya senin ülkende yaşayan Kürtlerin dili bu kardeşim. Kabul et, kabul etme. Ana dili bu. İster kabul et, ister kabul etme. Konuşmak istiyorsa konuşacak tabii ki. Sen de oraya seve seve o tercümanı getireceksin. Ki sen Didem Aslan Sivaslı Alevi Kürt bir ailenin kızıymışsın. Yani Kürtlüğün, Aleviliğin umurumda bile değil. Sivaslılığın bile umurumda değil. Burada dikkat çeken şey şu arkadaşlar. Bu insan bak Kürt bir Kürde bu muameleyi yapıyor. Türkler de aynı açıdan düşünsün. Bir Türk size bu muameleyi yapsa ne derdiniz? Ne tepki verirdiniz? Bu çarkın içerisine girdiğin zaman seni bu hale getiriyorlar. Kürt olduğun halde söyleyemiyorsun. Aman ayranım dökülmesin. Ya. Böyle işte susturuyorsun. Senden olan birini. Umarım Kürt kardeşlerim de görür, ibret alır, ders alır. Neyin ne olduğunun farkına varır. Yani Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkartıp Kürtçe konuşturup Kürtlerden oy isteyen zihniyet bu. Bu. Yani. İş oya geldiği zaman Kürt benim kardeşim. He. İş Kürtçe konuşmaya geldiği zaman Doğu dil. Yani. Sonra da diyor ki ben Doğu dil demedim ki. Ey güzel. Düşündürücü. Taliban sözcüsü demiş ki tüm ülkelerden özellikle Türkiye'den ülkemize yardım etmesini istiyoruz. Bu haber Türkiye'de özellikle Türkiye'den manşetiyle verilir. Yani Fransa'da özellikle Fransa'dan, Almanya'da özellikle Almanya'dan, ABD'de özellikle ABD'den manşetiyle verilir. Aynı Taliban efendim 30 Ağustos'a kadar işte diğer ülkeler askerlerini ülkemizden çeksin diyor. Hem bir taraftan askerini çek diyorsun, hem de diyorsun ki bize yardım et. E sen ne fışkı yemeye geldin? Demezler mi adama? Derler. Şimdi diğer taraftan da bizim 500-600 tane askerimiz oradaymış. Yani 4 gün gibi bir süre var. Bu askerlerin ağır makinaları var tabii. Bunların buradan alınması gerekiyor. Türkiye bununla ilgili herhangi bir şey yapmış değil bu zamana kadar. Abi biz zaten orada kalacağız falan, işte bu havaalanını biz işleteceğiz falan, biz koruyacağız falan.
Taliban buna da müsaade etmem diyor. Ben işimi kendim görürüm diyor. Yani dış basından gelen haberler bu havaalanını Türkiye veya başka bir ülkeye, tamam mı, işletmeyeceğim. Burayı sadece ben kontrol edeceğim. Türkiye'de çıkan haberlerse o havaalanını Türkiye kontrol edecek. Yani iki ucu da fışkılı değnek kardeşim. Bu nasıl iş? Hangi birine inanalım bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Haziran, Temmuz, Ağustos'tayız. 4 gün var. 4 gün sonra bakalım Taliban ne tepki verecek. Yani oradaki askerlerin aileleri de tedirgin. Yani ne olacak, ne bitecek bilinmiyor. Önümüzde Suriye, Suriye'de yaşanmış olaylar var arkadaşlar, biliyorsunuz. Rusya'nın yapmış olduğu, askerlerimizin şehit olmasına sebep olan olaylar. Yani bunlar ister istemez insanları tedirgin ediyor. Ama şu ana kadar Türkiye'den herhangi bir adım yok. Bakalım. Kripto para piyasası geri silkelemeye devam ediyor arkadaşlar. Bu sefer Dogecoin patladı. Dogecoin. Ola köpek var ya, hav işte o patlamış. 1500 kişiyi 1 milyar TL dolandırmışlar arkadaşlar. %100 kar vaat etmişler. 20 günde 40 günde. Veriyorsun parayı, %100 karını alıyorsun demişler. Telegram'dan, WhatsApp'tan, sosyal medya hesaplarından, Zoom'dan, oradan buradan programlar yapmışlar. Hatta şehir şehir gezmişler, tamam mı? İşte seminerler düzenlemişler. Sonunda da 1500 kişiyi dolandırmışlar. Allah bereket versin. Evini satan, arabasını satan, bankadan krediyi çeken Turgut'a vermiş. Demiş ki Turgut al, ben yiyemiyorum sen ye. Turgut da yemiş. Şimdi vay efendim, Turgut niye sistemi kapattı kaçtı? Ya, niye verdiniz? Kimse bunu sorgulamıyor. Baba niye verdin paranı? Yani ülkeyi 20 yıldır AKP yönetiyor. AKP'nin yönettiği bir Türkiye'de kripto para piyasasının sürekli patladığını, insanların mağdur olduğunu görüyorsunuz ve bu dolandırıcıların arkasındaki gücü de biliyorsunuz. Buna rağmen gidiyorsunuz, gene dolandırılıyorsunuz. Yani şimdi burada problem kimde acaba? Aslı bilmem ne, 10 milyon TL dolandırılmış. He. İşte 4 milyon veriyordum. 20 günlük paketler alıyordum. Sonra dediler ki işte ver şu kadar ver, 40 günde %100 kar verelim. 10 milyon verdim, babaya aldım. Yapacak bir şey yok yani. Efendim sistemi kapattı, kaçtı, mağdur olduk, insanlar intiharı düşünüyor falan. Ya abi, ya kendi sonumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Ya yok ya, gerçekten ibret almıyoruz, ders almıyoruz. Yok yani. Ya illa birinin bizi dolandırması lazım. Ya insan babasına borç vermiyor, babasına. Bak bu insanların babası para istese, babası mağdur olsa babasına, abisine, kardeşine borç para vermez. Ama gider bunlara, bu hırsızlara verir. 10 milyon nedir ya? Ya 1 milyar TL nasıl dolandırıldınız baba? Bu 1500 kişide de ne para varmış ha? Vallahi. İyi zenginleri dolandırmış. Allah bereket versin. Düşündürücü. Türkiye boğazına kadar problemin içerisinde. Soruna batmış. Çırpınıyor, çıkmaya çalışıyor. Çırpındıkça batıyor. Bu da yetmiyormuş gibi. Şimdi bir de 2023 seçimleri var. 2023'te kim aday olacak? Erdoğan muhalefetin karşısına güçsüz bir rakip getirmesini bekliyor. Muhalefet de belli ki güçsüz bir rakip getirecek. Yani bir ara Abdullah Gül'le gittiler, konuştular. Ne konuşuyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar, birini ikna etmeye çalışıyorlar da araya Abdullah Gül'ü mü koyuyorlar? Ya da AKP, Erdoğan, Abdullah Gül üzerinden muhalefeti dizayn etmeye mi çalışıyor? Tabii herkes kendi kafasına göre yorumluyor. Sürekli sosyal medyadan gelen mesajlar var. Atatürkçü sayfalar da, muhalif sayfalar da. Efendim İYİ Partilisinden HDP'lisine çoğusu paylaşıyor bunu. Ya bunlar manyak mı, bunlar kafayı mı yemiş, elimizin altında İmamoğlu'muz var, Mansur Yavaş'ımız var. İkisinden birini koy, ikisi de kazanır. İşte şimdi arkadaşlar, iyi güzel hoş da belediye meclislerinde
Maalesef AKP'nin çoğunluğu var. Ankara'da da, İstanbul'da da. Şayet İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçimine girmek için aday olursa istifa etmek zorunda. İstifa ederse koltuk AKP'ye kalacak mı? Koltuk AKP'ye kalırsa ne anladım ben o Cumhurbaşkanlığı seçiminden? Yani bir düşünmek lazım bunu arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşlar çok sürekli mesaj geliyor. Hatta burnum uzun olduğundan dolayı beni Kılıçdaroğlu'nun akrabası zannedenler var. İşte söyle ona İmamoğlu'na aday gez dersin. Ulandır. Tamam abi dedim, söylerim, olur. Yani ya manyak manyak mesajlar geliyor. Şimdi böyle bir sorun var arkadaşlar. Yani bugün İmamoğlu aday olursa, eğer o yönetmelik değişmediyse, hala devam ediyorsa, biz yanlış bilmiyorsak, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'nin sayısı yüksek meclis üyesi olarak, ondan dolayı koltuk AKP'ye geçer. Yani partide İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı aday göstermez. Onlar da zaten aday olmazlar. Ha diyeceksiniz ki iyi tamam da bunların ne iş var Abdullah Gül'le? Onu ben de anlamadım. Yani Türkiye'de adam mı kalmadı kardeş? En kötü gel beni göster. Yani ben bile çıksam, şapkamı koysam gene kazanırım desem inanmayın. Tabii ki reis kazanır. Yani ya abi koskoca muhalefetsiniz ya. Ya bir araya gelip düzgün bir aday gösteremiyorsanız ya bırakın gidin abi ya. Bırakın ya. Ya biz yapamıyoruz deyin yani. Düşündürücü. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Kırşehir merkezde Afgan Market diye bir fotoğraf paylaşmıştı. Sahibi Afganlı bir genç yazmıştı. Bu arkadaş marketin ismini değiştirmek zorunda kalmış. Artık nasıl tehdit aldıysa, nasıl korkutulduysa, yani insanlar marketinin ismini değiştirmek zorunda kalıyor. Bunu yapan bir milletvekili. Yani kendi eliyle paylaşım yapıyor, binlerce takipçisi var, kendi partisi var ve insanlara görüyorsunuz bu burada, gidin linç edin diyor. Linç algısını oluşturmaya çalışıyor. Bu insan milletvekili. Şimdi arkadaşlar, bu milletvekilinin çoluğu çocuğu ne iş yapar bilmiyorum. Sen gidersin o insanı linç edersin, öldürürsün veya o seni öldürür. Ümit Özdağ'a bir şey olur mu? Olmaz. Ümit Özdağ'ın umurunda mı? Değil. Ümit Özdağ maaşını alır, keyfine bakar. Bu insanlar böyle insanlar. Bak bu nedir ya? Siz yurt dışına gitseniz, yurt dışında size aynısı olsa, Almanya olur, Amerika olur, İngiltere olur, yani veya 3. sınıf, 4. sınıf bir ülkeye git. Yani 3. 4. sınıf deyince direkt Türkiye aklımıza geliyor da. Neyse, Türkiye dışında bir yere git. Aynısını size yapsalar ister misiniz? Yani bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi karşı tarafa çok rahat yapabiliyoruz. Ve bunu yapanlar milletvekilleri. Milletin vekili bunu yapıyorsa o millet gider linç eder, öldürür, her şeyi yapar. Düşündürücü. Kızılay'ımız, her şeyimiz, güvenerek kanımızı bile verdiğimiz tek kurumumuz. Doğal afetlerde, yangınlarda, sellerde, depremlerde mesaj atarak cebimizdeki 10 TL'ye göz diken Kızılay'ımız ve onun yöneticileri. Efendim Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve 6 yönetici son 2 yılda huzur hakkı adı altında 2 milyon 500 bin lira almış Kızılay'da. Evet, bunu ben söylemiyorum. CHP'li milletvekili kim söylüyor? Tekin Bingöl. Belgeleriyle de açıklamış. Kınık ve 6 yönetici her ay 9 şirketten huzur hakkı adıyla 3'er asgari ücret aldıkları ortaya çıkıyor. Geçen yıl bu şirketlerden 1 milyon 717.662 TL, bu yılda ilk 6 ayda 844.633 TL almışlar. Kızılay, Kızılay'da çalışanlar, yöneticiler, başkan, ya bunların huzuru yerinde. Bunların bir problemi yok. Yani siz böyle vermeye devam ederseniz bunların huzuru hep yerinde olur. Devam edin, devam edin. Yani diyecek bir şey yok abi. Yani veriyorsunuz
Adamlar da huzur hakkı adı altında götürüyorlar. Yani bunları söylediğimiz zaman neden biz terörist oluyoruz? Yani neden bize kötü gözle bakıyorsunuz? Soruyorum ya, bak bunlar gerçekler diyoruz. Haber yapılmış. Haber diyoruz. Adam bizi terörist diyor ya. Ben de diyorum ki beter olun. Gençler müjde. Reisimiz son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız gençlere bırakacağı mirası açıkladı. Gözümüz aydın. Reis diyor ki 2053-2071 vizyonlarıyla Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyorum diyor. Gençler de Erdoğan'a sesleniyor. Reis, reis diyor. Reis de diyor buyurun gençler. Bilal Oğlan'a yatlar, katlar, saraylar, villalar, arsalar bırakıyorsun diyor. Dolarcıklar, eurocuklar, altıncıklar bırakıyorsun diyor. Bilal'a gelirken bunlar, bize gelirken de diyor 2051-2071 vizyonu diyor. Oldu mu diyor. Reis de diyor sizin canı Silivri çekiyor diyor. Gençler diyor yok yok reis diyor. Ya şimdi iyi de reis sen demiyor muydun? Ya dünya bizi kıskanıyor. Biz dünyanın süper gücü olduk. Bir numarasıyız falan. Yani dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz. Demek ki biz daha dünyanın en güçlü ülkeleri arasında değiliz. Bunu reis itiraf etmiş oluyor. İtiraf etse ne olur ki? Koyunlar meee diyor. Ya sonuçta problem yok onun için. Kime ne inandıracaksın kardeş? Allah sonumuzu ayırsın. Diyanetin haram sınıfına giren balık fetvası. Sıcak sıcak arkadaşlar. Daha duman üstünde. Diyanet İşleri Başkanlığı balık sınıfına girmeyecek midye, karades, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının haram olduğunu duyurdu. Yani şimdi midyeciler, karadesçiler, kalamarcılar, yengeççiler, ıstakozcular kara kara düşünüyor. Ne yapacağız? Ya ben bunlara dedim ki zamanında 3-5 kuruş bir hayır yapın tabii. Bir hayır hasenette bulunun. Yani diyaneti olur, vakıfları olur, kurumları olur. Bunlar yok dediler. Yani hayır hasenet yapmazsan adam da haram der. Ya bak hırsızlığa, yolsuzluğa haram diyor mu? Rüşvete haram diyor mu? Adam kayırmaya haram diyor mu? Ya onun da zamanı var. Yarın öbürsü gün o hırsızlığı, yolsuzluğu yapanlar, o rüşveti alanlar tabii hayır hasenet yapmasalar bunu buralara da haram diyecekler. İşte siz de önceden bir hayır hasenet yapın dedik. Ya sakalımız var, şapkamız var, burnumuz uzun. Gene sözümüz geçmiyor arkadaşlar. Ya bu düşündürücü. Manavgat yangınını çıkartan şahıs. Ülkü Ocakları üyesiymiş arkadaşlar. Buyur. Şimdi şok olduk mu? Olmadık. Olmayız da. Daha nice yangın çıkartır bunlar. Yangınlar çıktığında birileri sokağa çıkmıştı. Sokakta yol kontrolü yapıyordu ellerinde tüfeklerle. İnsanları linç ediyorlardı. Tabii. Kimlik kontrolü yapıyorlardı. Kürt sen yandın. Yangını PKK çıkardı, Kürtler çıkardı. Yok efendim yangını Yunanistan çıkardı, şu çıkardı, bu çıkardı. Kim çıkarmış? Ülkü Ocakları'na üye birisi. Kız arkadaşıyla konuşuyormuş. Kız arkadaşı da sesini kaydetmiş. İşte 1.000 lira karşılığında yaptım. Kimin yaptırdığını bilmiyorum. Ben bana para vereni biliyorum. İşte yakalanırsam madde bağımlısıyım de şu de bu de kurtulursun. Yani arkadaşlar böyle bir ülkeyiz biz. Buyurun. Ha, bu adam ülkücü diye, bu adam Ülkü Ocakları'na üye diye bütün ülkücüleri suçlamıyoruz. Böyle bir şey yok. Diğer olaylarda da bir kişi suçlu diye, onun bulunduğu ortamdaki diğer insanlar da suçlu olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ama biz böyleyiz. Birileri gaz veriyor, o gazla hareket ediyoruz. Düşünen bir toplum değiliz biz. İşte düşünen bir toplum olduğumuzda bunlar başımızda olmaz. Düşündürücü. Vatan Partisi Genel Başkanı, Yedek Cumhurbaşkanımız Doğu Perinçek Taliban'ı övmeye başladı. Taliban'a övgüler düzüyor, anlamadım gitti. Yeri geldiğinde Abdullah Öcalancı, yeri geldiğince sağcı, yeri geldiğinde
solcu, yeri geldiğinde Atatürkçü, şimdi de Talibancı oldu başımıza. Efendim ABD ve Batı Taliban'ı eşek gibi tanıyacak diyor. Yani Sayın Perinçek, zaten Taliban'ı Afganistan'a bırakan, tamam mı, ABD. Yani kalkıp sen böyle açıklamalar yapıyorsun da hayırdır lan? Yani bilmiyorum, sen de Kızılay Başkanı'nın Kızılay'dan aldığı huzur hakkı gibi Taliban'dan huzur hakkı mı alıyorsun kardeş? Ya Taliban kim ki dünya onu tanısın ya? He? Taliban kim ki dünya onu tanısın? Bir sormak lazım. Bir ara IŞİD vardı, ne oldu? Dünya tanıdı mı IŞİD'i? Şimdi de Taliban. Taliban'ı dünya niye tanısın? Ya bu adamların siyasetten artık çekilmesi lazım ya. Çekilmesi lazım. Ulan Taliban'ın elindeki silah bile ABD'ye ait be. Yani elindeki silah bile ABD'ye ait. ABD mi onu tanıyacak? Düşündürücü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Kendinize möhkem bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.